Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde zırhlı araçtaki silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Özgür Gümüş'ün emekli olunca yerleşmek için Fethiye'de yaptırdığı evin inşaatı yarım kaldı. Şehit polis memuru Özgür Gümüş'ün Elazığ'da yaşayan kayınpederi Mehmet Hanefi Şengül ve Ergani'de birlikte görev yaptığı meslektaşları Fethiye'ye gelerek aileye taziyede bulundu. Allah'ım inşallah babam bize kavuşur. Her dediğimizi yapar. Biz de onun her dediğini yapacağız. Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da göreve başlayan 10 yıllık polis memuru Gümüş'ün emekli olduktan sonra yerleşmek için yaptırdığı ev inşaatının yarım kalmış halini gören meslektaşları duygusal anlar yaşadı. Şehit polis Özgür Gümüş'ün El Direk mahallesinde baba evinin yan tarafındaki alana kazancının bir bölümünü ayırarak yaptırmaya çalıştığı iki katlı evi tamamlanmayı bekliyor. Gümüş'ün Ergani'de görev yaptığı mesai arkadaşlarının da Gümüş'ün vasiyeti saydıkları evin tamamlanması için yardım kampanyası başlatmayı planladıkları öğrenildi. Şehit babası İsmail Gümüş olay günü gece saatlerinde oğlunun vurulduğu ve yaralı olduğu haberini aldıktan kısa bir süre sonra da şehit haberinin geldiğini söyledi. Şimdi kendi yaşım 70, 80, 80 oldu. Benim 80 yaşından beri çalışacak durumum ne yok. Para pul elimde de yok. Bir aileye bakıyoruz. Oğlan da Muğla'da yatıyor 3 aydan beri. Hiçbir çarem de yok. Bakıcı yapacak bir işim de yok. Ya ben Allah veren de vermeyen de Allah razı olsun. Sağ olsunlar devletimize, milletimize. Ne başka diyecek bir ne diyemem başka. Şehit polisin kayınpederi Mehmet Hanefi Şengül ise damadının ilerleyen zamanlarda memleketine yerleşmek için ev yaptırdığını ifade etti. Bu işte pil çok para olduğu için alacak durumumuz yok. 220 milyar dediler. 210-220 rakam tam da belli değil. Benim durumum da öyle. Ben de dedelerin çocukları. Yani biz olmasak benim evde kaldı aşağıda. Yani gidemiyoruz yanına eve. İşte kaldık biz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bütün Başbakanlar, Cumhurbaşkanı nereden olsa yardım